Musa Aleyhisselam'ın denizi geçip Firavun ve ordusunun sulara gark olması, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Cudi Dağı'nda demirlenmesi, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulması. Çok şimdi balığın karnındayız şu dünyada biz. İzah etmeyeceğim. O zaman çok aracı. Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabulü, Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan çıkması, İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişi ve semaya ref olması. Davud Aleyhisselam'ın burada duracağız. Bitirdikten sonra Allah'ın izniyle duasının kabulü ve affı, İsmail Aleyhisselam'ın doğumu, Yakup Aleyhisselam'ın gömleğinin, Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin gelişiyle Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin açılması, Eyyub Aleyhisselam'ın şifaya kavuşması. Davud Aleyhisselam bir kadın görür. Ona kalbi meyleder. Sonra bu önemli olduğu için diyorum. Çünkü bunu hep istismar ediyorlar. Koskoca bir peygamberdir bu. Onun imrenmesi nefsani de değildir. Çünkü peygamberlerin sıfatlarının birisi iffettir. Oturalım oturduğumuz yerde hiçbir şeyi karıştırmayalım. وَلَا تَكُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Sizi ilgilendirmeyen meseleleri karıştırmayın buyuruluyor. Oradan duydum, buradan duydumla olmaz. Hakikatine ermedikçe mümkün değildir. Sonra bu kadının kocası muharebede vefat eder. Bakın bunu karıştıranlar diyorlar ki Davud Aleyhisselam o kadını çok sevdiği için hoşuna gitti. Onu orada öldürttü. Ve kadını aldı. Böyle hiçbir şey yok. Kocası öldü. Ve Allah'ımızın onlar vahy ile hareket eden kimsedir. Evlendi. O kadının güzelliğinin hatırına gelmesi bile zelle oldu. Çok tabi gözyaşı döktü. Öyle gözyaşı döktü ki gözyaşında yosunlar meydana geldi. Bu bir peygamberdir. Bir hatane işlemiş değil. Hatırdan geçiş. Orada yosunlar oluştu. Mihrapta öyle ağladı ki. Bu bir peygamber onlar. Seçilmiş kimseler. Estağfirullah. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ Böylece biz onu bağışladık. وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابٍ Yüksek bir makamı, güzel bir geleceği de ona hazırladık. Böyle bir peygamber o. Efendimizin emrettiği sallallahu aleyhi ve sellem, fakir ve yoksulu gözetme, sıralayabilirsin. İkincisi, dünyevi yönden her zaman aşağıya bakmak, ukrevi yönden de yukarıya, burada geçen hadis-i şerifte, siz zengin tabakalara bakıp da benim işte hiçbir şeyim yok diyerek tamaha düşmeyin. Üçüncüsü, acı da olsa mutlaka sabredin. Dördüncüsü, hak olanı mutlak ifade edin. Zor da olsa ifade edin. Kınayanın kınamasından katiyen çekinmeyin. Akrabanız size sırt dönse dahi, siz onunla alakayı kurmanın çaresine bakın. Hiç kimseden bir şey istemeyin. La havle ve la kuvvete illa billah zikrine çokça devam edin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kardeşlerimiz İdulya'da da vermiştir. Ya Erhamer Rahimin, Ya Tevvabur Rahim, bunu okuruz. Çok kolay. Ya Tevvabur Rahim,
Daha okumak isterseniz Enbiya suresi okunur. İşte namaz kılarız, ibadet ederiz, taatte bulunuruz. İlla şu değil de bugünün icabı olduğu için diyorum. Ya Erhamer Rahimin, Ya Tevvabur Rahim deriz. Hakiki bir murabıt, hakiki bir, nasıl ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gayret göstermiş, ashabı bu yolda canını vermişse din uğruna, bizim de bu tarzda, bu efsafta, bu ahlakta olmamız gerekir. Ve onlara gerçek bir evlat olmanın derdiyle yanmamız icap eder. Büyüklerimiz bizden alacağınız sadece kağıt parçaları değildir buyuruyor. Size üstazımızın hiç ders almadığı halde en yakını olan kimselere anlatabilirim. Evrat ve eskerle alakası yok. Ama onun güzide, gönül erlerinde. Bu Medine'de gördüğünüz çoğu sözünü ediyoruz zaten. O zatın adı cihat mihat değildir. Manevi adı Ahmet'tir onun, irtihal ettiği için diyorum. İşin içinde çok işler var. Yunus Emre'nin dediği gibi bilirler hot, haber vermezler. O zatın hiçbir evrat ve eskârı yok. Onlar ummanı bulmuş, Damla'yla işi yok onların. Onlar Rabbimizden ayrılır mıyız, o haşyet-i ilahiden mahrum olur muyuz endişesiyle gece gündüz sızlayan insanlardır. Bizi böyle istiyorlar. Moralinizi bozmadan, bakınız dersi yok ama çok müstesna. Onlar ayrı şekilde ele alınır, bunu ehlullah bilir. Bizim yanıldığımız hususlardan birisi bu. Birisine şu şekilde dendiği zaman aman ha deyip uçurup ondan sonra da düşürmeyelim. Onlar bunun ayrımını çok iyi bilirler. Kimin ne olduğunu çok iyi fark ederler. Es'ad-ı Erbili Hazretleri Nakşi kutupları yaman olur buyurmuş. Yamandır onlar. Şeytana pabucunu ters giydirir onlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hilmiyetinden dolayı onları yumuşak görürsünüz. Ahmak gibi görürsünüz ama çok zeki, çok akıllı insanlardır onlar. O bir bakışında seni ve beni çok iyi tartar, çok iyi özetler. Bizim gramımızı, santimimizi, her şeyimizi ortaya koyar Allah'ın izniyle. Öyle bir göz vermiş Allah ona. Bu 300'ler diyoruz ya, biz bunu açmıyoruz ama açılması gereken hususlardır bunlar. 300'ler dediğimiz bizim künyemiz okur. O İskenderun'da Selahaddin-i Geylani diye mübarek bir zat, askeriyeden emekli üstadımız da Sami Efendimiz de Şam-ı Şerif'e hicret eden bir kimse. Bu öyle bir ilim tahsil etmemiş ama İskenderun'da o tarihte çokça müderris gibi hocalar var. Bu mübarek yolu anlatıyor tarikat-ı aliyeyi. Aman diyorlar zamanımı sen namazını kıl tamam Selahaddin. Tabi ihtiyaç olduğunu biliyor ama o hoca kesimine bir türlü anlatmakta zorluk çekiyor, anlatamıyor. Bu derdini Sami Efendi Hazretlerine kaddesallahu sırrı anlatır. Der ki efendim ne olur? Yahyallah Hasan Efendi'yi bir göndersiniz. O anlatır ancak bunlara diye. Bakın üstadımız bir gün mektebim yok diyen kimse. Varır, hocalar gelirler ama girerken içeri Selamu aleyküm. Böyle dik dik. Otururlar.
Üstadımız Hazretleri hocanın birisine döner, hayatını beyitlerle anlatır. Başından ne hadise geçmiş Allah'ın izniyle. Nerede ne olmuş, hocanın sıkıntısı nedir? Ağlamaya başlarlar, inerler koltuktan. Hepsine tek 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 haber verir. Ve mübarek yolu anlatır. Onlar için Allah'ın izniyle gizli bir şey yoktur. Öyle karşısına oturdum, şu haldeydi, bir türlü demedi, bilmem filan. Bunları bırakalım biz de, elimizden geldiği kadar teslimiyetimizi ve muhabbetimizi, rabıtamızı, murakabemizi katiyen terk etmeyelim. Onlar bizim işimiz değil, biz onları ölçecek durumda değiliz. Bir tenekeci girip de herhalde sarraf terazisinde altını mümkün değil tartması. Biz ancak paslı demirlerle uğraşan kimseyiz. Nerede biz zümrütü, nerede biz yakutu ölçeceğiz? İşte gemide giderken bir tanesi gemiye bindiğinde parasını ödeyemez, biliyorsunuz. Para yok, ben sana der, ben hatla meşgulüm, vav harfini yazar, bundan ne olacaktır, fırlatır atar. İyi ki denize düşmez. Sonra onun ehli olan birine gösterir, bunu nereden aldın der, bu ne büyük bir sanat. Ehlince malumdur onlar. Bir kamışın hikayesini anlatırlar, hatta kullanılan. Bilmeyen birisi oynar oynar, çatır çatır çatır, onu ufalar atar. O kamışı dillendirirler, kamış der ki ben ehlinin elinde o Kur'an'ın ayetlerini nasıl yazardım? O hadisi şerifleri nasıl yazardım? Raval Hasan, Anil Hasan, An Ebil Hasan, An Ceddil Hasan, Ela inne ahsenil Hasan, El hulukil Hasan. Nasıl yazardım bunlardır? Tabi bizim takdir gücümüz olmadığı için biz Furkan suresinde haber verildiği üzere Muhammed diyorsunuz, sokaklarda dolaşıyor diyorlar. O da bizim gibi bir insan diyorlar. Ama o derinin altında Allah'ımızın nur ihsan ettiği, marifetle bezediği kutsi ve mükemmel insanlardır onlar. Biz bunların elinde bir kalıba girerek, müminsek müminlik, Müslümansak Müslümanlık, ihsan erbabı isek, ihsan kalıbının içerisinde insan olmanın derdine düşeceğiz. Dedem rahmetullahi aleyh hazretleri, Esad-ı Erbili hazretleri sorar. O tarihte kötülük, isyan bu kadar değil. Mustafa Efendi ders verdiniz mi? Efendim, 4 kişiye ders verdim. İkisini kabul ettik, ikisini etmedik buyurur. Biz kabul olmanın derdine düşelim. Burada eğer şu konuyu işleseydik, ele aldığımız hadis-i şerif üzerinde duracaktık. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi işte Muharrem ayının 10'unda Cudi dağına demirlenmiş. Kesefinetün Nuh diye ehlullahın hali anlatılırken aynen Nuh'un gemisi gibidir. Ona ancak gönül bağı olanlar ihsan kalıbı Allah'ı görür gibi ibadet ve taat etmenin aşkı, muhabbeti, ahlakı içerisinde olanların gireceği mekandır o. İnşallah batanlardan olmayız. Yüzüp geçeriz inşallah. O gemiye dolarız. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin ruhu tayyibelerine, ehline, ashabına, peygamberanizam ve piranizam, bütün geçmişlerimizin ruhları için, mümin ve müminatın ervahı için El-Fatiha.